Akıllara durgunluk veren sözler kabul edilir şeyler değil. Şimdi ablacığım, siz 2010 yılından beri Gökhan Özoral'la resmi nikahlı evlisiniz ve bir tane de evladınız var. Evet. Çocuğunuzun doğumundan sonra evi terk mi etti yoksa ara ara gelir miydi? Evdeydik. Çocuğumu bırakıp gittiğinde 10 aylıktı. Ve ben çok şiddet görmeye başladım. Şimdi Suna Uçanlar, her kadın bıçaklanmalı diyor ya. Bıçaklanınca kadınlar kendine geliyor diyor ya. Soruyorum kendisine, kendisi bıçaklanmış mı? Benim her tarafım mosmordu. Ben şiddet gördüm. Bunu hiçbir kadın hak etmiyor. Bu insanlık dışı bir şey. Suna Uçanlar benim aile düzenimi mahvetti. Benim çocuğumu boynu bükük bıraktı. Buna kimsenin hakkı yok. Ben dedesiyle ve benimle birlikte baba olarak bildiği kişiyle birlikte benim ortamda yatıyor. Peki benim çocuğum büyüyor. İleride ben buna nasıl anlatacağım? Senin baban buydu mu, nasıl diyeceğim? Eşinizin bu işleri yaptığını bilir miydiniz? Bilmiyordum. Bana anlatmıyordu. Tek sordum. Ne iş yapıyorsun? Şirket, şirket, şirket. Bu şirket ne iş yapıyor? Figen Keskin 18 yaşındaydı. Şu an reşit olan... da kadınlık yapsaydın. Ben kadınlığımı yaptım. Bir çocuğum var ve anneyim. Figen ona Keskin hem... eski şirket. Onunla gönül ilişkisi mi vardı? Onları neyi aratarak da beni rahatsız ettirdi. O kızlar, küçücük kız çocukları beni arayarak, Facebook'ta yazı yazarak bile beni rahatsız ettiler. Daha sonra da bu Suna çıktı. Suna sizi arayıp sizi tehdit eder miydi? Boşanacaksın. Evet, beni aradı. Ne bileyim. Aradı, mesajları var. Adliyenin önüne gel. Gökhan benim olacak. Sana onu bırakmayacağım. Utanmıyor mu bu kadın? Evli barklı bir insanla birliktelik yaşamaya. İki tane mi, üç tane mi, kaç çocuğu olduğunu bilmiyorum. Hepsi de evlilik dışı. Bu kadın utanmıyor mu? Ne istedi benden? Ne istedi benim yavrumdan? Bütün Türkiye duysun bu kadının çirkefliğini. Ona kadın bile diyemiyorum. Anne bile diyemiyorum. Suna Hanım'a sesleniyorum. Vicdanın rahat mı? Benim karnım açken, benim çocuğum açken senin vicdanın rahat mıydı? Ben çocuğumu okula gönderiyorum. Bir tablet bile alamadım ödevini yapmaya. Annemin babamın eline bakıyorum. Ben de kolay para kazanmak istedim. Üç vardiya fabrikalarda. İki yıl toplam çalışamadım 6 yıl içerisinde. Şu anda da çalışmıyorum hala. Çünkü iş bulamıyorum. Ben sadece operatör olarak, hizmetçi olarak bile başvurdum. Ama yok. Allah razı olsun annemle babama. Onların yanındaydım. Düğün yaptık, dernek yaptık. Fotoğraflarım bile burada. Gayet mutlu bir evliliğim vardı. Eşinizin bu yani insanları mağdur ettiğinden hiç haberiniz yok muydu? Hayır. Eşim evde bir nasıl şeyler bir yapıyor. Bilgisayarın tuşlarına basıp paralar basılıyor. Paralar basıyor? Paralar basılıyormuş. Bilmiyorum. Ne iştir? Nasıl iştir? Yani tutarsız konuşmaları olduğunu ilerledikçe anladım. Para basıyor ne demek? Para mı basıyorum, para mı basacağım? Hayır, bilgisayarın tuşlarına basarak paralar basılıyor diyordu. Benim 10 sayfalık raporumla, benim 10 sayfalık raporumu okunmasını istiyorum. Size bunu bırakabilirim. Gereken mecrilerden çapadan benim raporum var. Çektiğim işkence, ben doğuma bile mosmor girdim. Hamileyken bile şiddet gördüm.
Çocuğum karnımda tepişmiyor diye 15'te bir hastaneye gittim. Sağ mı ölü mü dedim. Ablacığım hiç gidip şikayet ettin mi bu adamı? Hamileliğimde dedim. Çünkü ailem kızım. Baba olacak. Kucağına alınca değişir dedi. Ah, Umut, hata yapmıştı sanırım. Dedim. Bu kadın neyse cezası çeksin. Bir de Esra Hanım. Sadece bu kadın Ava'dan, değil. Ava'dan beni arayanlar var. Ava'dan? Evet, Ava şirketinden. Siz ortak değil misiniz? Paraları yerken yediniz. Ses kayıtları da telefonumda. Bu paraları bize ödeyeceksiniz. Bu suna uçanlar 81 ile benim telefonumu ve adresimi dağıtmış. Ben aslında yayına katılmanızın en önemli nedeni bu değil mi hanımefendi? Efendim? Yayına katılmanızın aslında en önemli nedeni de bu. Yani sizin burada olma amacınız benim resmi nikahlı eşim olan Gökhan Özeral'la hiçbir ilişkim yok. Böyle bir şirket bu şirkette hiç bağım yok. Haber sizin, onun ortağı Suna Uçanlar aynı zamanda da evlilik dışı bir birliktelik. Esra yaşıyorlar. Esra Hanım bizi örgütledi. Bunu azmettiren de Suna Uçanlardır. Azmettiren de Suna Uçanlardır. Evet, evet. Evet, evet. Yılanın esas başı Suna Uçanlardır. Gökhan Özoral şu an cezasını çekiyor. Evet. Ama Suna Uçanlar da çekmeli Esra Hanım. Evet. Onun yanına kalmamalı. Kadının en büyük düşmanı kadındır Esra Hanım. Hadi yanındaki yandaşlar. Evet. Söyleyin, o kadın ödeyecek. Yani böyle dalga geçer gibi. Nasıl, bu mu ödeyecek? Evet. Bu hanımefendi. Evet. Doğrular anlatıyorum, hiç. Çıldırtın parayı, onu ödeyecek. Esra evet. Hanım, çıldırtın. Ne olursunuz ismimi istedim. Çıldırtın. Ha, isim verilmesini istemiyorlar. Soru mu vardı? Esra Hanım, özellikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de bunu bilemiyorum, suç mu değil mi, ama zinanın anayasamızda suç olmasını istiyorum. Aynen yani, istiyorum, evet. Böyle evli insanlar... Zina. Şimdi bizim medeni kanunumuza göre zina bir boşanma nedeni ama... Ha. Avrupa Birliği'ndeki görüşmeler neticesinde ülkemiz ceza kanunundan zinayı suç olmaktan çıkarttı. Ama basında da belki bilginiz vardır. Cumhurbaşkanımız tekrar zinanın suç olması gerektiği konusunda beyanları var. Bu yönde çalışmaları olduğunu belirttiler. Ama henüz kesin bir yasa yok. Ama şu anda zina ceza kanununa göre suç değil. Ama Türkiye'de maalesef... bu boşanma nedeni olarak gösterebiliyoruz ama cezai anlamda bir müeyyidesi şu an için yok. Aynen öyle. Şimdi Aysel abla resmi nikahlı eşi olduğu için Suna Uçanlar'ın sizi bu hanımefendiye yönlendirdiğini, paraları evet. O ödeyecek, onu çıldırtın ve delirtin evet. Dediğini söylüyorsun. Evet, evet, gruplarda böyle örgütleştirdi insanları evet. Ve hanımefendiyi aradıkları zaman... bu suçu hepimize işletti. Hepimizin telefonlarına ses kaydedici yüklettirdi. Ben hayatımda hiç kaydedici diye bir şey bilmezdim. Evet. Bunun da açıklamasını şöyle yaptı. İşte yarın bir gün sizi üyeleriniz tehdit ederse, tehditlerinizi işte bizim şirketin avukatları var vesaire. Biz onları dava edeceğiz, siz ses kaydedin diyerek bize bu kayıt sistemini yaptırdı. Hepimizin telefonunda var bu sistem. Şimdi Safiye biraz önce bir VTR izlerken dedi ki vaatler o kadar dedi güzel ki evet. insanı cezbediyor. Neydi evet. Safiye o vaatler? Şimdi en aşağı 1200-1400 lira, ortalama 4000 lira her ay maaş alacaksınız diye evet. ses kaydı var. Ve zaten hani başlangıçta bu 1200 o da hani estağfurullah... Tamam. Evet. 4000... Ama arkadaşlar bir müsaade ederseniz 2 dakika. Buyurun. 4000 üstü maaşlar alınacak. Yönetici olanlar villalarda oturacak. Altlarında arabaları ve şoförleri olacak. Yönetici olmak çok önemli bir şey. Onun için insanlar
çok yarışacaklar demeye getirdi. Rekabet sonra, ortamı yaratıyor. Evet, aynen. Sonra bu bayiliklerden zaten 10 bin, 20 bin alarak bu kafe bayiliklerini özel tasarımcı göndereceğiz. Dükkanları ona göre ayarlayacağız. Şu kadar üye getirirseniz size tablet göndereceğiz diye çok fazla vaatler vardı. Var. Sürekli. Şu anda dünkü olduğu gibi bugün de telefonlar kilitlenmiş. Büyük buraya gelecek olan, gelmek isteyen, hikayesini anlatmak isteyen konuklarımız var. Onları da